Şimdi Sibel naan biledi yapıyor. Ben için hazırladım. Nasıl yapıldığını söyleyeyim. Klasik bizim lavaşımız gibi ama daha kalın. Biz de böyle sıkma için yaparlar bunu. İçerisinde zenginleştirilmiş hamur aslında bu. Bir tane yumurta var, birazcık süt var, 2-3 kaşık yoğurt var ve de böyle 300 gramlık bir un var. Bizimkinden tek farkı mayasız ama içi daha dokulu ve daha böyle bir ekmekten birazcık daha farklı, böyle yumuş yumuş yenmesi gibi olan bir şey. Üzerine taze sarımsak yağı döktük. Biraz şimdi közlenmiş sarımsak koyacağız ve biraz da tereyağı sürdük. Luka onu yapacak. Sibel de burada açıyor. Açmaya çalışıyorum. Ben orada raitayı yapacağım. Raita için şöyle süzme yoğurt kullanıyorum. Bu arada süzme yoğurdun laktozsuz, daha laktozsuz. Çünkü süzülerek yapıldığı için içerisindeki laktoz bayağı bir arınmış oluyor. Laktozsuz süt gibi. Dolayısıyla yoğurtların içerisinde benim daha çok kullanmaktan keyif aldığım bir yoğurt tarzı. Bir de daha kremamsı. Şimdi süzme yoğurdu kullanıyorum. Ben burada salatalık kullanacağım. Kışın ne yapacağız? Salatalık yok. Bahçede zaten şunu göstereyim. Küçücük bir tane kalmış. Bir tane tohumluktan aldık. Kış salatalığı nedir? Size sorayım. Bu sonuncusu bizim salatalıkların. Benim için kış salatalığı brokoli sapı. İnanılmaz güzel bir lezzeti var. Böyle benim arkadaşlarım ilk duyduğu zaman böyle brokollerimiz de hazır. Kış salatalığı tamamen bence salatalıkla aynı tadı veriyor. Söyleyeyim. Çok güzel bir şey var. Ben kışın salatalık yerine brokoli sapını kullanıyorum. Süzme yoğurdu aldım. Bu zaten böyle bir parça acıyı dindirmesi için. Şu elimdeki salatalıkları şey yapayım. İlkinde çabuk çevir. Naanı yaparken ilk 5 saniyeyi sayıyoruz. Anneannem de bana böyle öğretmişti. Tabii naan değil de bizdeki lavaşı yaparken. İlk 5 saniyede hemen çeviriyoruz. Sonraki kısımlarda biraz bekliyoruz. Böyle 20'ye 30'a kadar sayıyoruz. Nasıl gidiyor? Sonuncu salatalığımızı da koyduk. Demin bahçeden salatalık alırken herkes o tohumluk tohumluğu mu alayım falan diyor. Ben de bir tane tohumluk bırakın, bakın ya iyice suya kaçmış artık ama iyi. Zaten özellikle böyle salatalıklar suyunu da versin diye kullanabilirsiniz. Cacıkta büyük salatalık çok işe yarar. Şuradan geriye gitmeyeceğim. Şimdi şu brokoli saplarına bayılıyorum ben. Ha, bir deneyin, inanamayacaksınız. Bakar mısın? Salatalıkla aynı dokuda. Şimdi normalde orijinal tarifte kişniş var, domates var, daha farklı baharatlar var. Yani burada önemli olan aslında o yeşil mercimekle o basmati pilavın yanına o böyle baharatları dengelemesi ve acıyı dindirmesi için bir sos görevi görmesi. Dolayısıyla birazcık da su koyacağım ben şimdi. Ve de yine kişnişi riskli bulduğum için onun yerine Frank maydanozu koyacağım. Çünkü bizim insanımız az seviyor. Ben çok seviyorum. Seveni çok seviyor da sevmeyeni. Geçen gün mutfakta bir şey böyle kişniş koymayacaksınız değil mi? Diye böyle bir. Ben çok seviyorum mesela. Çok enteresan. Şöyle koydum Frank maydanozu. Birazcık soğuk su koyacağım. Aa, bir dakika. Şey kullanayım, zerdeçallı turşu suyum var benim. Evet, bunu koyayım. Daha güzel. Ben normalde hep böyle birer tane tutuyorum. Kalan turşu sularını böyle değerlendiriyorum. Kabarıyor mu güzel? O sarımsaklı yağı da kullanabilirsin. Biraz fazla sulu oldu. Ben azıcık şey ekleyeceğim. Şimdi ben seviyorum. Ben bunun içine